Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümünden karşınızdayım. Bugün Clash of Clans tarihinde en yüksek level'li 3 köyü inceleyeceğiz arkadaşlar. Yanımda Bahçıvan olduğu kanalından Bilal abi var. Öncelikle bir Bilal abiye selam verelim. Nasılsın Bilal abi? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bilal abi zamanında Türkiye'nin en yüksek level'li köyüne sahipti. Yaklaşık 265 level'e kadar bir köy level'ine sahipti arkadaşlar. Öncelikle ben Bilal abiye bir soru soracağım. Abi bu level kasma işi nasıl oluyor? Bir anlatır mısın? Tamam, anlatayım hemen kısaca. Bunun zaten iki çeşidi oluyor. Başka bir yolu yok yani. Oyunun açığı falan bulunursa anca öyle kasabilirler. Ben hemen söyleyeyim. İlk çeşidi herkesin bildiği gibi bağış klanlarına giriyorsunuz. Oraya barbar, okçu, dev önünüze ne gelirse bağışlıyorsunuz. Birinci yöntem bu oluyor. Tabii kışla hızlandırıp veya iki arkadaşınız da varsa günde 10k 20k'lara kadar bağış atabilirsiniz belli başlı klanlarda. İkinci çeşidi de bunun goblin köylerine saldırarak oluyor. Birincisine giriyorsunuz, okçu kraliçeyi salıyorsunuz, zaten tek atıyor. Başka civarında herhangi bir şey yok zaten. Sadece köyü alıp çıkıyor, oradan 1 XP geliyor. İkinci çeşidi de bu oluyor yani. Bu biraz uzun sürüyor ama dediğim gibi 2 kişiyseniz bunu da 1 saat 1 saat paylaşıp bunda iksir falan da gitmiyor. Daha güzel olabilir yani. Tabii kişiye kalmış bir şey. İki çeşit bu. Anladım abi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Bilal abiyle birlikte en yüksek level 3 köyü inceleyeceğiz. Hemen buradan Bilal abi bana kodları teker teker söyleyecek. Abi sen bana kodları söyle. İlk inceleyeceğimiz köyün. Tamamdır. 2 2 J J 9 9 Urfa Ceyhan Urfa Ceyhan 89 Urfa 89 Urfa. Şimdi arkadaşlar ilk inceleyeceğimiz köye geçmeden önce bu serinin devamını istiyorsanız like ataraktan belirtebilirsiniz. Eğer 1000 like gelirse arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek levelli köylerini inceleriz. En yüksek bağış yapan klanları inceleriz. Hani bunları derleriz arkadaşlar. Eğer 1000 like gelirse, değil mi abi? Aynen öyle kardeşim. Daha değişik videolarımız da olur. Şimdi arkadaşlar 388 levellik Adrianlikli bir kardeşimiz. Buradan birlikler kısmına bakıyorum. Bayağı bir alev alev yanıyor arkadaşlar. Ama bağışlar kısmına baktığım zaman 33 bağışı var. Acaba bu arkadaşımız bağış yapmayı bıraktı mı? Sence abi fikrini alabilir miyim? Tabii ki de bu hemen şöyle adamın klanına bakmamız lazım. Baktığımızda bu bir bağış klanı değil. Büyük ihtimal savaş klanı. Artık 388'de herhalde zirvede bırakmak istemiş. Zaten burada savaş yıldızı da 1300 olmuş. Büyük ihtimal leveli bırakıp savaşlara daha önem vermiş yani bu arkadaş. Anladım. Bir de buradan bir muhtaç arkadaş görevine de bakayım abi. Yaklaşık 1 milyona yakın bir bağışı var. Sence bu levele kadar gelmesi için kaç bağış yapması gerekiyor abi? Valla tahminimce 12-13 milyon falan bağış atması lazım. Bu arkadaşımız 1 milyon atmış. Muhtemelen yani Goblin köylerine saldırarak yapmış olabilir. Veya oyunun açığını bulduysa anca öyle yapmış olabilir. Başka seçenek yok yani. Anladım. Hemen buradan bir köyünü de ziyaret edelim. Köyde çok şekil duruyormuş. Duvarlar falan bayağı iyi değil mi sence abi? Bence de çok iyi. Yani yarısını beyazlamış diyebilirim yani. Yarısı beyaz olmuş. Hollanda bayrağı gibi. Süper, bence de aynen abi. Bir de arkadaşlar yeni güncellemeyle birlikte gelen savunma binalarının yeni seviyelerini yükseltiyor. Gördüğünüz üzere 2 tane cehennem kulesini basmış. Ayrıca de 2 okçu kulesini falan, hatta 3 okçu kulesini basmış. Gayet güzel inşaatçıları harıları çalışıyor. Süper de bir köyü var. İsterseniz diğer bir köyümüze geçelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, hemen buradan ikinci inceleyeceğimiz köyün kodunu Bilal abi bana söylesin. Söyle abi. 8 8 Pamukkale Pamukkale Lüleburgaz Lüleburgaz Urfa Lüleburgaz Urfa Lüleburgaz Pamukkale Ceyhan Pamukkale Ceyhan bir de Q Q tamamdır. Şimdi buradan hemen 410 levellik bir köy. Köyün ismi sadece H'ymiş arkadaşlar. Şimdi buradan birlikler kısmına baktığım zaman adamın profiline alev alev yanıyor. Tabi yeni seviye askerler geldi. Bunları tabi yükseltmesi lazım arkadaşımızın. 1000 tane de klan savaş yıldızı var. Ama bağışlanan birlikler 0, alınan birlikler 0. Neden acaba bu oyunu mu bıraktı sence abi? Valla klana yeni girmiş klana yeni girmiş olabilir diyecektim. Klanda da değil. Yani yeni çıkmış olabilir bu. Klandan çıkmış olabilir. Onun dışında istersen bir de muhtaç arkadaşına bakalım. Bakalım abi hemen.
Şuradan ben de aşağı iniyorum. Muhtaç arkadaş görevi yaklaşık 244 bin mi? Şaka gibi ya. Çok az değil mi sence abi? Aynen, çok az. Bunu zaten büyük ihtimal seni izleyen arkadaşlar bile bu arkadaştan daha fazla atmışlardır. Muhtemelen valla oyunun açığını bulmuş olabilir bu kişi. Yani Goblin köylerinden Goblin köyüne saldırarak bile bundan daha fazla atmış olması lazım. Artık bilemeyeceğim. Hemen bir de ziyaret edelim istersen abi köyünü. Tabii ki de. Hemen buradan bakalım köyünü. Gayet güzel, köy binası 11 son seviye. Ama burada nedense 6. seviye pembe duvarları var. Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Oyuna da giriyor yani, aktifmiş oyunda da. Ama bir ordu kampına da bakayım. Ordu kampında sadece dev ve goblinler falan mevcut arkadaşlar. Güzel bir köyü var. Laboratuvarı falan da çalışıyor. Gayet iyiymiş. Sanırsam herhalde bu abimiz de arkadaşlar goblin köylerine saldıraraktan level kasmış olabilir. Sanki arkadaşlar ben böyle bir köy incelemiştim. Şimdi aklıma geldi. Hatta kanalımda da bulabilirsiniz bu videoyu. 410 levellik hesap bırakılır mı diye bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Sanki bu o köydü yanlış hatırlamıyorsam. Neyse arkadaşlar, isterseniz bir de diğer köyümüze geçelim. Evet sevgili dostlar, Clash of Clans tarihinin en yüksek levelli köyünü şimdi inceleyeceğiz. Bu köy çok enteresan bir köy. Şimdi arkadaşlar Bilal abi bana kodunu yollasın. Söyle abi kodu. Pamukkale. 99. Van Rize. Ordu Rize. Şimdi arkadaşlar bir inceleyelim bu köyü. Gördüğünüz üzere 474 levellik bir köy arkadaşlar. Japon mu Çinli mi sence abi bu? Valla ben de tahmin edemedim yani bunu. Çince gibi duruyor ama. Bana da öyle geldi. Kore'nin ismi daha değişik oluyor yani harfleri. Anladım, artık Çinli mi Japon mu Koreli mi artık bilemiyoruz ama 474 levellik bir köy var, onu biliyoruz. Gayet güzel level kasmış. Birlikleri yani bağışlanan birlikler 46. Bir de klana bakayım, bağış klanı mı diyeceğim. Hayır, bağış klanı değilmiş. 567 klan savaşı kazanmışlar. Bir savaş klanındaymış bu abimiz. Gayet güzel. Bir aşağılara doğru inelim arkadaşlar. Bir de sana bir şey söyleyeceğim Ahmet. Arkadaşın kastı savaş yıldızına baksana. Dikkat etmedim ben, bakayım. 2800 mü? Şaka gibi, bakar mısın? Efsane değil mi sizce arkadaşlar? 2800 savaş yıldızı 10 numara bence. Bir de muhtaç arkadaş görevine bakacaktım ben. 306 abi. Bence bu bot kullanıyor. Nasıl bir bot? Bu goblin köylerine saldıran bir bot kullanıyor olabilir bence. Yani kendi kararım bu abi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunu çok değişik. Ya oyunun açığını bulması lazım. Veya hep goblin köylerine saldırarak yapmış olması lazım. Zaten Clash of Clans'ta ben en fazla 500 level oluyor diye biliyorum. Çok az kalmış. Aynen, 500 level'e çok az kalmış. Bence bir ay içerisinde 500 level'e kadar yükseleceğini düşünüyorum bu abimizin. Bir de hemen hızlı bir şekilde bakalım köyünün nasıl bir şekilde şemali var köyünün arkadaşlar. Yine her zamanki bir son seviye bir köy var ve sadece ordu kamplarında dalkavuk var abi. Acaba bağış yapmak için mi kullanmış bu dalkavukları? Sence ne diyorsun? Bence öyle de olabilir veya duvar kasmak için kullanıyorsa duvarları kasmak için de işte sadece dalkavuk göndererek de altın iksir topluyor. O da olabilir abi. Altın iksir topluyor olsaydı bence altın depolarını falan dışarıya bırakmazdı. İlginç ya, çok ilginç bir köyü var. Gayet güzel bir köyü var. Aynen. Kışlalarını falan da hızlandırmış. Efsane bir level var. Hani şahsen benim böyle bir levelimin olmasını isterdim yani. Kıskandım şahsen. Hemen evimize dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Clash of Clans tarihinin en bağışlı 3 köyünü inceledik arkadaşlar Bilal abiden. Bilal abinin kanalının linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Orada level kasma taktiklerle ilgili videolar bulabilirsiniz. Bilal abi 10 numara bir video oldu. Teşekkür ederim konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim kardeşim. Artık daha fazla çekeriz inşallah. Nicelerini. İnşallah abi çekeriz ya, sıkıntı yok artık. Arkadaşlar hala kanallarımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri mutlaka ama mutlaka açmayı unutmayın. Güzel bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Most.